Beretta 92X Performans. Beretta 92X Performans 9 mm çelik gövde Vertex, dinamik atış sporları için özel olarak tasarlanmış, eskimeyen Beretta 92-98 tabanca serisinin en son üyesidir. Yeni tetik, yeni kaplama, yeni kavrama. İtalya'dan ünlü bir şirketin sunduğu tüm yeniliklere bir göz atalım. Yeni 9 mm Beretta 92X Performans tabancasındaki her şey müsabaka için tasarlanmıştır. İlk istisnai özellik, düz arka Vertex çelik gövdesidir. Brigadier modelinin güçlendirilmiş Kama bloğu sayesinde 92X tabanca 1350 gramlık bir ağırlığa sahipti ve mükemmel silah dengesi sağladı. Namlu şahlanmasını ve geri tepmeyi azalttı. Ayrılanabilir bir mikrometrik gez, bir fiber optik ayrılanabilir arpacık ile eşleştirilmiştir. Ve namlu kapağının önünde ve arkasında pratik atış yarışmasının en yoğun aşamalarında bile mükemmel silah tutuşu sağlayan bir çentik mevcut. Emniyet, şarjör serbest bırakma düğmesi ve kapak düşürme mandalı büyütülmüş. Şarjör yuvası da değişimi hızlandırmak için genişletilmiştir. Şarjör rahat ve tam bir tutuş için kauçuk bir topuğa sahip. Tabanca 2 adet 15 fişeklik şarjör ile birlikte gelir. Çift taraflı emniyet mandalı gövde üzerine yerleştirilmiş ve avuç içi boyutuna ve farklı atış egzersizlerin gereksinimlerine uyacak şekilde 3 farklı boyutta gelir. Düz, uzun kunduz kuyruğu şeklinde arka kamburlu ve ön ve arka yüzey çentiklere sahip Vertex tipi gövde. Beretta 92X Performans tabanca siyah cilalı bir namluya ve gövde ve kama bloğunda Nistan kaplamaya sahiptir. Kalibresi 9'luk Luger, namlu uzunluğu 125 mm, ağırlığı 1350 gramdır. Canik TP9 SFX. TP9 SFX, 132 mm namlu boyu ile TP serisi tabancaların en özel versiyonu olarak tasarlanmıştır. Spor atıcılığıyla ilgilenen ve özel kuvvetler personelinin daha hassas ve kişiye özel atış yapabilmesi amacıyla SFX modelinde kişinin silah üzerinde kendine göre değişiklikler yapılabilmesi sağlanmıştır. Kapak ön tırtılları, uzatılmış şarjör kilidi ve sürgü tutucu ile atıcının silaha daha iyi hakim olması sağlanmış. Hedef hakimiyeti de fiber optik arpacık kullanılarak arttırılmıştır. Üretim toleransları daha hassas hale getirilerek tetik çekme mesafesi kısaltılmış ve bu sayede tetik emniyeti bulunmasına rağmen daha seri atış yapabilmesi sağlanmıştır. Red Dot optik sistemlerinin bağlanabilmesi amacıyla kapak üzerinde revizyon yapılmış ve piyasada yer alan optiklerin bağlantıları için arayüzler tasarlanmış. Hızlı kurulum amacıyla da arayüzlere kurma kolu bağlantısı yapılmıştır. Kapak üzerinde yer alan hafifletme kanalları ile SFX modelinin ağırlığının diğer TP modelleri ile aynı seviyede tutulması başarılmıştır. Warren tarafından tasarlanmış düz siyah gez ve fiber optik arpacık, iğne kurulu göstergesi, optik uyumlu kapak tasarımı, tek hareket tetik mekanizması, değiştirilebilir arka kabza ile ergonomik gövde tasarımı, tenifer veya tenifer üzeri serakot kaplama, nikel kaplamalı atış kontrol parçaları, yönü değiştirebilir şarjör kilidi, askeri standartta Picatinny Ray Mil STD 1913 ve diğer özelliklere sahip bir silah. CZ-75SP01. Seri üretilen modern Çek tabancalar arasında 75SP01 taktik modeli hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde sivil silah pazarında en iyi ve en çok talep edilenlerden biridir. Kolluk kuvvetleri ve askeri amaçlar için geliştirilmiş tam boyutlu bir tabancadır. Ancak en çok sportif amaçlı ve öz savunma için uygundur. Silah, keskin köşeleri ve aşırı çıkıntılı parçaları olmayan ergonomik bir tasarıma ve çok rahat bir tutuşa sahiptir. Namlu kapağı, arka kısım yan yüzeylerdeki çentiklere ek olarak, silahın yeniden kurulması ve manipüle edilmesi çok daha kolay olduğu için ön kısma da çentik eklenmiş. Dayanıklı çelik gövdesi uzun bir hizmet ömrüne ve dayanıklılığa sahiptir. Gövde önü, aksesuarların takılması için modifiye edilmiş Picatinny Mil STD 1913 rayı mevcut. Tetik korkuluğun ön yüzeyinde bir çentik vardır. Ve tetiğin boyutları eldivenle bile ateşlenebilir tasarıma sahip. Yüzeyi, aşınmaya ve çizilmelere karşı dayanıklı mat siyah bir korozyon önleyici kaplama ile işlenmiş. Tetik mekanizması horozlu ve çift hareketlidir. Kapak düşürme düğmesi gövdenin sol tarafına yerleştirilmiş. Şarjör mandalı gövdenin sol tarafında. Tetik korumasının taban kısmına yerleştirilmiş. Çift sıralı şarjör 18 fişek kapasitelidir. Kauçuk kabze kapakları çapraz elmas kesime sahiptir.
Tabanca yüksek dayanıklığa, yüksek seri atış stabilitesine ve doğruluğa sahiptir. Genel olarak CZ tabancaları çok kaliteli ve güvenilir silahlardır. Kalibresi 9 mm parabellum veya 40'lık Smith & Wesson. Silah uzunluğu 207 mm. Namlu uzunluğu 120 mm. Boş iken ağırlık 1180 gramdır. Zigzawa P210 Target. Bu tabancanın tarihi İsviçre'nin hizmette olan Luger P08'in yerini almaya başladığı 40'lı yılların sonlarında başladı. Kullanışlı ve hassas. Ancak ne yazık ki aşırı karmaşık ve açıkçası modası geçmiş. Yeni tabanca için ek bir gereklilik kalibrede değişiklikti. İsviçreli Parabellum'lar klasik Luger 9'luk değil 7.65'in 21 mm'lik fişek kullanıyordu. Bu tabanca o kadar başarılı oldu ki Parabellum'un sadece ordudaki yerine değil, aynı zamanda atış sporlarındaki yerine de meydan okudu. Yetenekli ellerde sportif P210 5 cm'lik bir çember içinde 50 metreden vuruş yapmayı mümkün kıldı. Eski P210'un sportif başarıları Zigzawer'ın yeni bir tabanca tasarımına yönlendirdi. Bu nedenle 2017 Zigzawer P210 Target adını aldı. Askeri versiyonla kıyasla silah ergonomisi daha da iyileşti. Emniyet kilidi gövde arkasına kaydı. Onu baş parmakla kontrol etmek daha rahat oldu. Aynı şekilde kapak düşürme mandalı büyütüldü ve geri kaydırıldı. Bu aynı zamanda söküm için de kullanılır. Yaylı bir şarjör mandalı yerine daha önce Longsport'ta yapıldığı gibi kabza dip kısmına normal şarjör düşürme düğmesi eklendi. Tabanca gövdesi ve namlu kapağını yüksek aşınma direncine sahip tescilli nitron kaplamalı paslanmaz çelikten yapılmasına karar verildi. Kabze kapaklarında olduğu gibi rahat bir tutuş ve güvenirlik için tetik korkulunun önünde bir de çentik atıldı. Arpacık fiber optik. Gez ise her iki yönde de tamamen ayarlanabilir. Şarjör olduğu gibi kaldı. Tek sıralı ve 8 fişekli. Kalibresi 9.19 parabellum. Silah uzunluğu 214 mm. Namlu uzunluğu 127 mm. Boş iken ağırlığı 1120 gramdır. Girsan MCP35 Turkish High Power. Browning High Power tabanca Türkiye'de hala oldukça popüler görünüyor. Türk TİSAŞ'ın kopyasını yaptığı 9 mm ZIG 14'ten sonra Beretta 92 ve 1911 klonlarıyla tanınan bir başka Türk şirketi daha var. Girsan. Efsanevi MCP35'i geri getiren şirket. Browning ve Dudon Safe tarafından tasarlanan ünlü High Power tabanca şimdi Türkiye'de Girsan tarafından üretilmekte ve Amerika Birleşik Devletleri'nde EAA Corporation tarafından ithal edilmektedir. 9 mm kalibreli tabanca orijinalde olduğu gibi çelik gövde, kapak ve 15+1 fişek kapasiteli şarjör sahiptir. Tüm silah meraklıları High Power, diğer adıyla HP35 veya GPE, Grand Puissance, Fransızca büyük güç anlamına gelir, zaten biliyor olmalıdır. Bu, efsanevi John Browning ve daha sonra Dudon Safe tarafından 1930'ların başında Belçika'nın Herstal kentinde Fabrique Nationale'de modifiye edildi. Tabanca tarihindeki en saygı duyulan tasarımlardan biri olan High Power, dünya çapında çeşitli ordular tarafından çeşitli varyantlarda kullanılmıştır. Dünya Savaşı sırasında yalnızca İngiliz ve Kanada kuvvetleri tarafından değil, FN'i işgal altındaki Belçika'da 9 mm pistol 640 adı altında silah üretmeye zorlayan Almanlar tarafından bile takdir edildi. FN 2017'de üretimi durdurdu. Bununla birlikte Filipinler, Macaristan ve tabii ki Türkiye'de az çok doğru klonlar üretmeye devam edildi. Turkish High Power mat siyah kaplamalı çelik bir gövde ve kama ve bir zamanlar orijinal HP35'i ünlü yapan kademeli 15+1 fişeklik şarjöre sahiptir. Kalibre klasik 9 mm Luger. Nişan sistemi, kırlangıç kuyruğu tipi, arpacık ve yatay olarak ayarlanabilir bir gez içerir. Knight of President. Knight of Customs LLC kısa süre önce M1911 standart boyutuna dayanan yeni bir Vice President modeliyle üst düzey Boardroom tabanca serisiyle genişletti. Daha önceki Sherman ve President modellerinde olduğu gibi yeni Vice President de 9 mm kalibrede. Ancak daha küçük bir gövde ve kapak ile geliyor. Kapak üzerindeki geniş, kaymayı önleyen oluklar yeniden yüklemeyi hızlandırır. Kovan tahliye penceresi ise altın renkli titanyum nitrür kaplı maç sınıfı namluyu ortaya çıkarır. Nişan tertibatı olarak Heinlage gez ve 18 ayar altından yapılmış indikatörlü arpacık eklenmiştir. Kabze kapakları kombine tekstürlü.
Bu da kavramaya rahatlık ve silaha agresif görünüm katar. RailScale Ascent marka G10 kompozitten yapılmış. Sol tarafta manuel emniyet kilidi mevcut. Metal yüzey DLC elmas benzeri bir kaplama ile korunmaktadır. 9.6 mm ateşleme iğnesi süper, paslanmaz çelikten yapılmış. Tetik, doğrusal tekstüre ve açık deliklere sahip alüminyumdan yapılma Knight of Custom markalı. Kalibresi 9.19, 9 mm ve 9 mm Luger. Namlu uzunluğu 10.7 cm. Şarjör kapasitesi 10 fişek. Boş iken ağırlığı ise 1.08 kg'dır.